Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ve ezvacihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale okumalarımıza 10. sözden devam ediyoruz. 10. söz namı diğerli Haşr Risalesi. Bize haşrin hakikatini hem olabilirliğini hem de gerekliliğini izah eden bir ders. Onun da mukaddime bölümüne kadar geldik elhamdülillah. Bundan önce suretler bahsi vardı. Orada bazı temsiller, hikayecikler içinde bize haşrin olabilirliliğinin sebepleri, gerekliliğinin sebepleri izah edildi. Bu temsiller sadece temsil olarak kalmayacak. Bunu daha önce konuşmuştuk. Hakikatler bahsiyle karşılaşacağız ve o temsillerde konuştuğumuz bazı şeylerin daha ne diyelim doğrudan ne anlama geldiklerini tefekkür etmeye çalışacağız demiştik. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri böyle bir yol izliyor diye öncesinde ihtar etmiştik. İşte oraya yavaş yavaş yaklaşıyoruz artık. Bu mukaddime bölümü zaten aslında hakikatler bahsinin girişi. Fakat yine de içinde öyle meseleler var ki ben mukaddime bölümünün bu işaretler bahsini ayrı bir bölüm olarak size sunmayı doğru buluyorum. Burada kıymetli bakış açıları hakikaten hem Haşr Risalesini hem de Risale-i Nur'un geri kalan bölümlerini düşünürken, konuşurken, irdelerken akılda tutulması gereken detaylar karşımıza çıkacak arkadaşlar. O gözle okursak inşallah istifade ederiz. Ondan evvel yine en başa dönelim. Ayet-i Kerime'mizi bir hatırlayalım. Biz bu yola nasıl başladık? Hangi güzel adımla başladık? Bize hakikat bahçesinde ışık tutan fener neydi? Yıldız neydi? Pusula neydi? Onu bir hatırlayalım. 10. söz 2 ayeti kerime ile başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet bütün ayetlerin başındaki ayet, bütün ayetleri gösteren ayet, bütün ayetlerinde gittiği ayet. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti, rahmaniyeti ve rahimiyeti, bunları hatırımızda tutmamız, bunları hayatımıza katmamız, bunları kalbimize almamız, dünyamıza almamız, bunlardır zaten bizi İslam'ın marifet yanıyla, düşünce ekseni yanıyla veya bakış açısı yanıyla tanıştıran budur zaten. Bunu yanına alamayan, Müslümanca bir hayat yaşayamayacağı gibi meselelerine Müslümanca da bakamaz. Bizi Müslüman kılan kalbimizde Allah'ın isminin ne kadar kaldığıdır, hatırımıza ne kadar geldiğidir, tefekkürümüze ne kadar aksettiğidir, değil mi arkadaşlar? Yani Allah'tan, kitaptan, Kur'an'dan, sünnetten bahsetmeyen adam ismi Müslüman olmuş ne ifade eder? Asıl Müslümanlığın hakikati bunları hayata derk etmekle, katmakla, dahil etmekle oluyor. İnşallah biz de bu risaleleri okumakla bir egzersiz olarak bunu yapıyoruz. Her gün bir saat. Bazı günler yapamadığımız da oluyor ama yapabildiğimiz sürece bir egzersiz, bir talim ki ibadetlerimiz de bu zaten. Namazımız, orucumuz, sadakamız, zekatımız, bütün ibadetlerimiz, sünnet-i seniyenin en küçüğü olsun yaptığımız onlara ittiba bir hatırlatma vazifesi görüyor, bir egzersiz vazifesi görüyor. Onlardan geri kalan alanlarda da onları kuşanmamız daha kolay oluyor. İzi kalıyor bizde. Neden namaz hakkındaki bir hadis-i şerif bize 5 vakit namazın insanı günahlardan koruyacağını haber veriyor? Bununla ilgili ayetler de var elbette ama hadis de var. Neden böyle olur diyor? Çünkü o 5 vakit namazın günde izi kalır. Sende izi kalır, kalpte izi kalır. Yani 5 defa günde Allah'ı hatırlayan adam o kadar da rahat olamaz geri kalan hayatında. Bir tereddüt her zaman aklında olur. Hani bir hikaye vardır, anlatılır. Tavşanla tilki beraber geziyorlarmış. Ne zaman böyle bir rüzgar esse, bir çallık kıpırdasa, tilki hemen zıplıyormuş, böyle tetiğe geçiyormuş falan filan.
Bir gün tavşan demiş, ya kardeş demiş, bu ne hal? Yani niye bu kadar korkuyorsun, bu kadar tedirginsin? Bak demiş, ormandayız, rahat rahat geziyoruz. Sen de demiş benim gibi dün bir kümes patlatsaydın böyle tedirgin olurdu. Niye? Hani işte tavukların kanına girmiş, çiftçiyi kızdırmış. Korkuyor ki o da onu öldürecek. Çalıların arkasından çıkacak veya bir yerden ateş edecek. O yüzden tedirgin. Ya böyle bir benzetmeyle düşünelim. Allah'ın cemalini, celalini hatırında tutan bir insan, günde beş vakit namazla dünyasına katan insan, elbette yaşarken bunun tedirginliğini bir parça alır. Elbette alır yani. Keşke tam hakkıyla alabilsek. İnşallah Cenab-ı Hak onu da nasip etsin. Ama ibadet yapan bir insan, en küçüğü olsun ya Allah'ı anmak olsun, la ilahe illallah demek olsun, mutlaka onun hayatına bir şey katmıştır. Onu demediğinden daha farklı bir hale geçmiştir. Küçük görmeyelim. Ya işte namaz kılmak her şey değil kardeşim. Asıl ahlaktır falan filan. Abi namazsız da ahlak olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ya, güzel ahlaklı insan olabilir mi namaz kılmayan? Ya olabilir ama o adam bence benim kanaatim namaz kılsa o ahlakı artardı. Namazsızken bu kadar olabilmiş. Peki namazlık kılan bir insan da ahlaksız olabilir mi? Ya olabilir ama kılmaza daha kötü olurdu. Yani namaz yine onu tutmuştur. Buradan o öyle tefekkürlerden işte namazlı ama şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Böyle çıkarımlarla namazın kıymeti düşmez arkadaşlar. Düşüren yanlış yapar. O adam namaz kılmasın daha beter olur. Namaz onu tutmuştur yani. Tutarken namaz bir de nasıl önemsizleştirilebilir? Ha öteki de namaz kılmıyormuş ama şöyleymiş. Ya keşke kılsaydı o zaman beş katı olurdu. Belki evliya olurdu yani namaz kılmadığı halde ahlaklı olabiliyorsa bir insan. Namaz kıldığında belki de evliya olurdu. Yani namaz kılmaması onu evliyalıktan etmiş. Böyle düşünelim bir de. Ettiğini düşünelim. Yani ettiğinden, alıkoyduğundan düşünelim bir de. Niye hep önemsizleştirme tarafına bakıyoruz? İşte ahir zamanın böyle enteresan tefekkürleri var maalesef. Evet, Bismillahirrahmanirrahim ilk ayetimizdi. Her ayetin başıydı. Hem de her ayetin vardığı yerdi. Bunun detayını öğrenmek isteyeni de 14. Lema'nın ikinci makamı ile ilgili yaptığımız tefekkürlere havale edelim. Evvela birinci söz elbette bu işin başıydı. Ama besmeleyi toplam olarak yani Allah içre Rahman içre Rahim ne demek? Niye böyle kat kat geliyor bu söylem, bu mübarek elfaz? Onu derk etmek için mutlaka arkadaşlar 14. Lema'nın ikinci makamını ya kendiniz okuyun veya evvelde biz o dersleri yaptık, onun üzerinde konuştuk. Onları da takip edebilirsiniz. Başkalarının da zaten o bahse dair güzel dersleri vardır. İnternetten onları da bulup takip edebilirsiniz. Böylece Bismillahirrahmanirrahim Müslümanın dünyasında nasıl bir merkezi konumu olduğunu daha fazla anlayabiliriz. Onu söylerken de o hisle söyleriz. Evet, diğer ayete geldik. Estaizu billah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala külli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle bu ayetin. Rum suresinin 50. ayeti bu. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Haşrin uzağımızda, ötemizde, gaybımızda bir mesele olduğunu biliyoruz. Ancak bu demek değildir ki haşrin hiçbir boyutunu, hiçbir numunesini, hiçbir işaretini tatmıyoruz, görmüyoruz, yaşamıyoruz. Hayır, böyle düşünmeyelim. Haşir aslında bir kanun. Cenab-ı Hakk'ın nasıl kütle çekimi bir kanun, nasıl kaynama bir kanun. Eserleri zamanın, mekanın boyutlarına serpilmiş bir şekilde okunabiliyor. Hani buradaki su kaynadığı gibi atıyorum. Olsa belki de vardı. Merkür'deki su da kaynıyor. Nasıl dünyadaki taş havaya attığınızda yere düşüyorsa Jüpiter'de attığınız taş da düşüyor gibi gibi. Haşir de böyle zamanın ve mekanın içine yayılmış bir kanun. Bir de bu kanunun
insanı kuşatan bir tarafı var. O şeyde yaşanacak. İşte kıyametten sonra, mahşer gününde yaşanacak olan bizi ilgilendiren tarafı var, bizim türümüze ait tarafı var. Ama bu dünyada bizim türümüzden hariç başka türlerin yaşadığı bir sürü haşir var. İşte baharı ayet bize örnek verdi. Baharda kaç tür tekrar hayata dönüyor? Kaç tür ağaç tekrar yeşilleniyor? Kaç tür böcek tekrar cırcır etmeye başlıyor? Kaç tür kuş tekrar cıvıldamaya başlıyor vesaire vesaire vesaire. Bunları düşündüğümüz zaman anlıyoruz ki ya zaten Cenab-ı Hak her yıl bu şeyin içindeymiş, haşrın içindeymiş, yaratıyormuş, buyuruyormuş, emrediyormuş, ol diyormuş, olduruyormuş. Ben niye kendi türüm için endişeleneyim ki? Bak zaten bir baharda 100 bin, 1 milyon türü, 10 milyon türü canlandırıyor Allah. Benim türüm ona nasıl bir zorluk olabilir bunca zorluğun içinde? Yani bunca kitabı, bunca yazıyı aynı anda yazan Allah tek bir benim yazımı karıştırmadan yazamaz mı? Elbette yazabilir ve yazacaktır. Öyle yapacağını buyurmuş, buyurduğu gibi de olacaktır. Çünkü o sadıkul vaattir. Onun sözünden döndüğü görülmemiştir, görülemez de. Çünkü Allah olan sözünden dönmez. Sözünden dönen de Allah olamaz. Çünkü sözünden dönmek ya cehaletten ya acizden gelir. Ya gücün yetmiyordur ya da bilmiyorsundur nasıl yapılacağını. Allah bu ikisinden de münezzehtir. Hem nasıl yapılacağını bilir hem de gücü yeter. Evet. Ayet bize baharı örnek olarak gösterdi. Rahmeti onun gerekliliği, kudreti de imkanı olarak saydı. Yani baharı gerektiren rahmet yine gerektirir ki insan da diriltilsin. Baharda bunca canlıya yeniden hayat lütfeden rahmet yine lütfeder ki insan dirilsin, hiçliğe gitmesin. Baharda bunca yaratışı başarabilen, yani bu kelimeleri aklımıza yaklaştırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Baharda bunca yaratışa muvaffak olan, baharda bunca yaratışı bize gösteren Allah, elbette bir tek insanın türünü de tekrar diriltmeye kadirdir, gücü yeter, imkanı da vardır. Ayet bize bunları söyledi. Daha meal düzeyinde muhatap olurken bile bu kadarını öğrendik. Bir de tefsir düzeyinde muhatap olunca neler çıkacak? İşte onu 12 surette gördük. Şimdi de gidiyoruz mukaddime bölümüne. Orada işaretler suretinde bir daha görelim. Mukaddime. Birkaç işaretle başka yerlerde, yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret. Önce işaretin tamamını bir okuyalım. Sonra da tekrar başına dönelim. Tefekkür etmeye başlayalım. Belki bunu bu ders bitiremeyiz. Bir daha giderse borçlanırız. Ama gidebildiğimiz kadar da gideceğiz arkadaşlar. Bismillah. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla 3 hakikatleri var. Suretler boyunca okuduğumuz hikayenin öğeleri bunlar. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla 3 hakikatleri var. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Bir daha okuyorum. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Bakınız, yine Bismillahirrahmanirrahim ile bir ilgisi var. Gerçi bunu izahta konuşsak daha güzel olur ama bir parça dokunayım. Hani nasıl Allah içre Rahman içre Rahim dedik Cenab-ı Hak. Uluhiyeti bütün kainatta görünüyor. Rahmaniyeti dünya yüzeyindeki bütün canlılarda görünüyor. Rahimiyeti de insanda görünüyor diye konuşmuştuk ta ne zaman. Haşir için de ona atıf yapmıştık. Burada bakınız yine 3 katman ayrıldı. Nefsi emmarem ile kalbimdir. Bunu acaba rahimiyet mertebesinde sayamaz mıyız?
felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilimizleridir. Bunu acaba rahmaniyet penceresinden bakamaz mıyız? Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Bunu da uluhiyet katmanında görebilir miyiz? Yani yine Bismillahirrahmanirrahim o üçlü sistemi içinde buna bir anlam verebilir miyiz? Bunu izahlar bahsinde konuşalım. Felsefe şakirtleri ve millet küfrüye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti. Bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz. Nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir, yani imkansızdır. Öyle de şu kainat, nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki, her sayfası çok kitapları tazammun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var? Ne kadar var? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası vardır? Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. İşte böyle bir kitap, efsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir zat-ı zülcelal'in nakşı, kalemi, kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bahusus öyle bir hane ki, harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip kemali intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir saniye ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki, o Sani-i Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretleri tecdid ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki, her bahar mevsiminde 300 bin enva-ı masnuatıyla tezyin ediyor. Had ve hesaba gelmez enva-ı ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzdaki nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Yani güneş her şeyde yansıyor. Yansımayı görüyorsun ama güneş yok diyorsun. Ya bu diyor delilik değil mi? Onun gibi. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca,
parçalar adedince hakiki bilasale güneşçikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde koca bir güneşin hakikatini içinde kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp Halık-ı Zülcelal'i efsaf-ı kemaliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir. Bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Eğer Allah'ı kabul etmezsek, çünkü Allah'lığın eserlerini o görüyoruz yani. Birisi yaratmış bunu. Yaradan inkar edersen, yaratıcılığı sebeplere vereceksin. İşte nasıl güneşi inkar edersen, o güneş aynanın içinde var demek gibi. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçekle her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Değil mi? Bir saksı toprağa ne ekseniz biter. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazammun etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir, bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Konuşacağız. Daha sair mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halıkına has bir iştir. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halıkına has bir iştir. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi fermanı zişanına dikkat et. Ne demek bu? Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Kısa bir meali böyle. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İsra suresinin 44. ayetinden bu ifade. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih yani. İsra suresinin 44. ayeti tekrar hatırlatayım. Fermanı zişanına dikkat et. Demek vahid-i ehadi kabul etmemekle mevcuda da dediğince ilahları kabul etmek lazım gelir. Burada şu cümle dikkatinizi çekmiştir. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak, her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halıkına has bir iştir. Bu ifade küçük sözlerden birisinde geçiyordu. Hangisindeydi arkadaşlar? Hatırımızda tutabildiğimize göre herhalde sonlardaydı. Ya 8'dir ya 7'dir diye düşünüyorum. 9'da değildi herhalde. Yok. Ya 8 ya 7. O cümle vardı yani. Bakın yani Bediüzzaman'ın zihni ne kadar aslında örümcek ağı gibi birbiriyle bağlı şeylerden oluşuyor, argümanlardan oluşuyor. Bunu görmek için o bahisleri hatırlamayı ben kıymetli buluyorum. Bu küçük sözler olsun, büyük sözler olsun, bunlar aslında birbirleriyle bağlı, müstakil bahisler değil. Hep birbirlerine götürüyorlar bizi. Hep birbirlerini izah ediyorlar. Hep birbirlerine çağrışımdılar. Biz o dersi alırken fark etmiyoruz belki. Ama o ağ örüyor üstad bizim kafamızda. Oradan oraya, oradan oraya, o bahisten oraya, o çağrışımdan oraya. Yavaş yavaş o onu örüyor. Sen sanıyorsun ki benim hatırıma geldi. Yok, aslında üstad ördü onu. Onun da zihninde zaten Kur'an ve sünnet örmüştü. Ve mürşitleri örmüştü yani o aynı şeyi. Bağı onlar örmüştü.
bulamadım. Sanki 8. sözdü ama. Sizi de çok oyalamak istemiyorum. Çabuk bulursam okuyayım yoksa... Elhamdülillah buldum. Bakın 8. sözün sonuna doğruymuş. Sondan bir önceki sayfada geçiyor. Okuyayım orayı, hatırlamış olduk. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise... Yani 8. sözdeki o temsili hatırlayalım. Adam kuyuya düşmüştü. Kuyunun duvarındaki incir ağacına tutunmuştu ama... Ağaç öyle bir ağaçtı ki her ağacın meyvesinden bulunuyordu. O neymiş? Birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins taamlardan o zihayata bir lahmı mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zat-ı ehad-ı samet olan sultan-ı ezel ve ebedin sikki-i hassasıdır, hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadir-i küllişeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadir-i küllişeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. 8. söz ne anlatıyordu bize? İnsanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ila ahir anlatan bir sözdü. Bak orada bu mevzu geçti, şimdi geldik haşre. Haşirde de aynı şeye karşımıza çıktı. Diyor ki ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halikine has bir iştir. Orada ne diyordu? Her şeyin halikı ve kadir-i külli şey. Aynı şey burada da geçti. Pekala, işareti okumuş olduk. Şimdi ince tefekkürümüze, yapabildiğimizce, becerebildiğimizce, çapımız kurtardığı miktarda başlayalım. Birinci işaret, pardon şuradan başlayalım. Mukaddime, birkaç işaretle başka yerlerde, yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Ben külliyatı ilk okuduğum zamanlarda Bediüzzaman'ın böyle atıfları çok yapmasını yadırgardım. Bunu külliyat okuyanlar bilirler. Üstad Hazretleri bunu şurada da söyledik, burada da söyledik, şurada da bu konu geçiyor. Bunu çok zikrediyor eserleri içinde. Başka eserlerine sıkça atıf yapıyor. Şurada bunu söylemiştik, burada söylendiği gibi, şurada onun izahı var falan diye, hani bu atıfları çok yapıyor. Önceleri derdim ki ya Bediüzzaman Hazretleri bu atıfları niye yapıyor? Yani bu kadar sık söylemesine gerek yok ki. Zaten okuyan fark eder. Niye tekrar tekrar bunları söylüyor? Şunu düşündüm daha sonra. Bir, ya yazıldığı dönemde bu eserler parça parça yani çoğaltılıyordu. Böyle bütün külliyat içinde, tek bir mushaf içinde görmek ancak 1950'lerde oldu yani. Külliyat böyle basılmaya başlandı. Ondan evvel elle küçük küçük risaleler olarak çoğaltılıyordu. Elbette böyle bir neşriyat tarzında müellifin diğer eserlerinin varlığından bir tür tanıtım gibi, bir tür ne diyelim reklam gibi veya işte haberdar etmek gibi bahsetmesi gerekli, hikmetli bir şey. Bunu anladım sonradan elhamdülillah. Bir de şunu düşündüm. Ya Bediüzzaman Hazretleri işte az önce dikkatinizi çektiğim eserlerini telif tarzına da dikkat çekiyor olabilir. Yani
Külliyat, Risale-i Nur külliyatı. Birini okudum, ikisini okudum, üçünü okudum. Tamam, mevzu çözülmüştür gibi değil. Sanki böyle bütününe hakim olmakla asıl işini yapıyor. Ha, parçayı okuyana tesirsiz midir? Elbette değildir. Parça eserleri okuyanlar da hisselerini alıyorlar ama o örgünün bütününe hakim olduğunuzda, onu kavrayacak kadar külliyata aşina olduğunuzda sizin kafanız da başka türlü çalışmaya başlıyor. Bu atıflardan dolayı, bağlardan, geçişlerden dolayı. Yani hemen oradan oraya, buradan buraya, oradan oraya bağ kurma yeteneğiniz artıyor. Külliyat içinde böyle okumaları çok olanların, yatkın olanların böyle şeylere, enteresan bağlam ilgileri, enteresan böyle inciler devşirebildiğini ben kendim gördüm. Ben de becermeye çalışıyorum bunu ama ben başkalarını da çok gördüm yani. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bakıyorsunuz ki başka bir şey daha söylenmiş. İki değil söz, beşmiş, onmuş, 15'miş. Ama bu nasıl oluyor? O aradaki çapraz bağları, ilgileri, ince nakışları görmekle oluyor bu. Belki de Allahu Alem kaydıyla söylüyorum. Bediüzzaman Hazretleri bizi oradan oraya, buradan buraya geçmeyi unutmayın. Bu bağların arasındaki şeyi unutmayın, ilgileri unutmayın. Bunlar evet parça parça yazıldılar ama aslında bütünün içinde de bunların hikmeti var. O bütünlüğün içinde nasıl ki 13. sözde Kur'an ayetleri için bunu bize misal olarak anıyor diyor ki Kur'an ayetleri uzaydaki yıldızlara benzer. Hangisini merkeze alsanız etrafında evren daha başka şekillenir. Ona göre bir merkezi konum etrafında evrenin yeni bir şekli olur. Güneşi merkeze alın, evren başka bir şekil gösterir size, bir fotoğraf gösterir. Hani güneşin üstüne oturduğunuzu düşünün, oradan fotoğraf çekiyorsunuz. Kamerayı şöyle çeviriyorsunuz 180 derece. Yok 360 derece. Bir manzara görürsünüz. O güneşin üstünden kalkın, en yakınındaki ikinci bir yıldıza gidin. Bir daha evrenin etrafında, onun üstünde otururken böyle hayal ediyoruz. 360 derece kameranızı çevirin. Başka bir manzara. Hangisini merkeze alsanız başka bir manzara. Kur'an'da ayetler arasında böyle bir düzen var diyor Bediüzzaman Hazretleri. 13. sözde bunu bize söylüyor. Orayı da okumuştuk daha önce. Burada şimdi okursam, gerçi vakitte biraz var. O 13. sözü bir hatırlayalım mı? Kaçıncı hakikatteydi acaba 13. söz? 13. Bugün kendimi zapt edemiyorum. Olabilirse, başarabilirsek bulalım orayı da okuyalım, tekrar bir hatırlayalım. Burada belki ona da bakış var çünkü. Ayetlerin her bir necmi, yani yıldızı, vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun, kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebeti maneviye rapt olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Bunu niye söyledi? Üstünü de okuyayım. Orayı eksik bıraktım. Evet, Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın i'caz derecesindeki kemali nizam ve intizamı ve Kitab-ı Kainat'taki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi budur ki ayetlerin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebeti maneviye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, o işte 360 derece kamerayı çevirmek dedik ya, serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki, her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca
her bir zil ecniha olan altı cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor ila ahir. Burada şeye de benzetecek işte, evet nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi eksel yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispet-i hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemal-i intizamı gör. İbret al ve ma allemnehu şi'ra. Yani biz peygambere şiir öğretmedik. Yasin suresinin 66-69. ayeti ve ma allemnehu şi'ra ifade, yani ayette geçen Yasin suresinin 69. ayetinde geçen bir ifadeymiş bu. Biz peygambere şiir öğretmedik demekmiş kısa bir mealide. Bir sırrını bil. İntizamsızlık içinde kemali intizamı gör diyor. İntizamsızlık içinde kemali intizam. En büyük intizam intizamsızlık gibi görünüyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Başka bir yerde de mesela, şimdi laf açıyor, atıf yapmadan duramıyorum. Sanatın kitabet derecesine çıkmasından bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri. Ne demek kitabet derecesine çıkması? Şimdi şiirin içinde kuşatabildiğiniz kafiyelerle, hece sayılarıyla, aruz vezni varsa o vezinle bir ilgi vardır. Şiirin başından sonuna görebilirsiniz, kuşatabilirsiniz. Ama bir roman içinde o şiirdeki gibi ahenk var mıdır? Mısralar, sonu denk gelen şeyler, aruz vezni gibi sayabildiğiniz ölçüler, tartabildiğiniz şeyler var mıdır? Yoktur. Yani romanın tarzında veya işte bir kitabın tarzında böylesi bir uyum yoktur. Ama ne vardır? Mana ölçüsü vardır. Yani o kitap da başından sonuna, roman da olabilir, başka bir şey de olabilir, hikaye olabilir, ne bileyim, deneme olabilir, makalelerden oluşuyor olabilir, inceleme araştırma olabilir, atıyorum. Yani sürünsüz söyleyin. Onun bir kitap olması da içinde uyum olmasını gerektirir. Mesela çok iyi bir roman okudunuz. Vay be, adam ne yazmış? Bir oturuşta okudum ya. Su gibi aktı gitti. Nasıl su gibi aktı? Çünkü baştan sona bir uyumu vardı onun. Bu uyum şiirdeki gibi değildi. Ölçüp tartılmıyordu. Ama manasının akışı içinde, cümlelerinin selaseti içinde, kurgunun düzeni içinde siz o şiiriyeti hissettiniz. O uyumu hissettiniz. O ahengi gördünüz, o okuttu size ve o bütünlük ondan oluştu zaten. O bir bütün olmasaydı siz de ona bütün muamelesi yapmazdınız. Bunun gibi de Kur'an ayetleri, ben onu bir yazı konusu da yapmıştım hatta. Kur'an neden romanlar kadar sürükleyici değil diye böyle bir soru, gıdıklayan bir soru eşliğinde. Yani Kur'an romana benzemiyor. Ayetlerin her biri ayrı bir şeyler söylüyormuş gibi. Tabii birbiriyle ilgili ayetler de var ama Kur'an okuduğunuz zaman bakıyorsunuz mevzudan mevzuya geçişler var mesela. Bir yönden ya eğer kafanız şeyse, robot bir kafaysa, kalıp bir kafaysa, eğer alıştığınızda klasik edebiyat eserleri ise işte bu romanlar şunlar bunlar diyebilirsiniz ki ya bu nasıl bir düzen? Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Ama uyanık bir kafaysa der ki ya bu farklı konularda bu kadar şey söylenmesi zenginleştiriyor. Çünkü bağlar kurabiliyorsunuz birbiriyle. Orada bu şu denmişti, şurada şu denmişti. O bir ahenk oluşuyor, o bir düzen oluşuyor. Hangisini merkez alsanız onun merkezinde alem yeniden şekilleniyor. Gibi gibi Kur'an'ın böyle bir meziyeti var, icazı var. Burada da onu hatırladık. Niçin hatırladık? Bediüzzaman'ın da külliyat içinde kolladığı tarzda Kur'an'dan mülhem, sünnetten mülhem, elbette onların mürşitliğinde, onların gölgesinde, onları ne diyelim, talebesi olarak takip ederken gözettiği bir tarz varmış gibi bana geliyor. Allahu alem. Bediüzzaman Hazretleri eserleri içinde bizi kuruyor.
oradan oraya, oradan oraya geçmeyi öğretiyor. Kafamızı işlek bir hale getiriyor. Ve bir anlamda da eserlerini bir bütün olarak ele almayı bize mecbur ediyor. Yani bizi mecbur ediyor. Öyle bakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü eserin birinde söylenen bir şey başka bir yerde de söyleniyor. Oradan oraya, oradan oraya geçmek zorunda kalıyoruz. Konularına göre tasnif edemiyoruz mesela. İhsan Kasım abi, Allah selamet versin. Birisiyle öyle aralarında bir şey geçmiş. Galiba Arap bir akademisyenle. Demiş ki ya bu, o da herhalde külliyatı yeni yeni tanıyan birisi. Ya demiş İhsan Kasım abi demiş, yani bu Risale-i Nur bir konularına göre tasnif edin ya demiş, bu ne? Yani çok da değişik demiş, her bir Risale başka bir şey anlatıyormuş gibi. Peş peşe gelen Risale var ama aynı konu değil. Veya işte aynı bir metnin içinde birkaç işaret var, birkaç hakikat var ama bambaşka konular. Böyle olmasın demiş, yani konu bazlı bir tasnif yapın falan filan. İhsan Kasım abi de demiş ki yani, o da onu hatırlatmış. Benim burada hatırlattığım şeyi o misafiri hatırlatmış. Demiş yani bak, Kur'an'daki düzen böyle mi? Kur'an'ı yeniden tasnif edelim. Haşirle ilgili ayetleri toplayalım. Ama haşirle ilgili ayetler sadece haşirle ilgili değil ki. Adaletle de ilgili. Veya tevhide de atıf var. Veya işte peygamber kıssalarını ayıralım. İyi de peygamber kıssaları sadece peygamber kıssası olarak değil ki. Onun içinde bir sürü hakikate işaret var. Yani bir olan çok oluyor bu sayede. Evet, belki işlek olmayan kafalar için o oradan oraya, oradan oraya bir şeylik oluşturuyor. O alıştığımız tarz. Ha burada ne bölümüymüş bu? Ha şurada şu anlatılıyor, burada bu anlatılıyor, şurada şu anlatılıyor. Değil ama o işleklik bizi hem kainattaki düzene, kainattaki düzen de böyle çünkü, değişkenlerle dolu. Hem de nasıl diyelim, evrenle uyumlu bir düşünme tarzına götürüyor. Bence Allah-u Alem kaydıyla söylüyorum. Böyle bir kafa evrenle uyumlu bir zihin yapısına sahip oluyor diye düşünüyorum. Neyse, bir mukaddimenin iki cümlesi bizi bu kadar oyaladı. Ama neler söyledi mukaddime? Birkaç işaretle başka yerlerde, yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Yani sersem adamlı, emin arkadaşlı temsil, o iki karakter, o iki kişileştirme üç hakikate işaret ediyor. Hakikat nedir? Gerçeğin bilgisidir. Yani biz bir şeye hakikat dediğimiz zaman özünde yatan mana gibi anlıyoruz onu. Doğrusu da budur. Yani o şey en içeride, en değişmez olarak neye işaret ediyor? Başka şeylere de işaret edebilir. Ama en değişmez olarak nelere dokunuyor? Nehrin üzerindeki süprüntü hakkında değil de kalıcı olan şeylerle konuşmaktır bu. Yani hakikat bahsi demek o demek. Bir şeyin hakikati hakkında konuşmak, değişmezi hakkında konuşmaktır. Yani mesela bugün magazin hakkında konuşmak. Magazinle hakkında konuşmak, hakikat hakkında konuşmak mıdır? Değil. Ne kalıyor ki orada? Siyaset hakkında konuşmak, hakikat hakkında konuşmak mıdır? Değildir. Yani siyasetin belki hakikate taalluk eden bazı parçaları var ama ya günübirlik işler bunlar. Bugün o konuşuyor, yarın öbürsü konuşuyor, beriki konuşuyor. Bugün Sedat Peker çok popüler. İşte onunla Süleyman Soylu arasındaki gerilim popüler. Ama yarın başka birisiyle başka bir şeyler olacak. Onları konuşuyor olacağız. O zaman demek ki o da nehrin üstündeki süprüntü gibi. Bugün, yarın, ertesi gün, ondan sonraki gün, ondan sonraki yıl, ondan sonraki 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl konuşulacak, değişmeyecek şey odur hakikat. Ve işte Allah hakkında konuşmak bir hakikattir. Akide-i imaniye hakkında konuşmak hakikattir. Dinin her bir cüzü için konuşmak bir hakikat bahsidir. Çünkü onlar değişmiyor. Ve ahirette de sonsuzca karşılığı görülecek olan bu hakikatin bilgisine dayanan şeydir.
Ya adam çok bilgili. Ne biliyor? İşte atıyorum 100 yıl boyunca çıkmış bütün caz albümlerinin hafızasında tutuyor. Neye yarar ki o bilgiyi? Ya belki mesleğinde varsa onunla bir işi, para kazandırıyordur belki. Ama hani ya caz, cuz bunlar sonsuzluğa ne götürebilir yani? Adam çok bilgili. Benim bir arkadaşım vardı Kaan diye. Kulakları çınlasın. Ya Beşiktaş hastasıydı. Tamam, ben de Beşiktaşlıyım ama abi böyle bir Beşiktaşlılık olamaz. Teneffüse çıkıyorduk. Aynı sırada oturuyorduk bir de. Abi teneffüste Beşiktaş maçında şöyle olmuştu. Vaktiyle şu maçta şöyle olmuştu. Şuradaki futbolcunun hayatı şöyle. Abi yeter diyorum, anlatma ya, bunalttın beni. Tamam diyorum, ben de Beşiktaşlıyım ama hep bu konuşulmaz ki. Adamın hayatının hakikati Beşiktaş olmuştu. Onun gibi vardır yani çokları. Ya bu bilgi hakikat bilgisi değil. Bunlar süprüntü, yarına kalmayan bilgiler. Üç hakikat dediğimizde de bunu düşünelim. Yani bu hep bize lazım olacak. Hep işimize yarayacak. Her şeyin özünde olan bu. Evet. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. Nefsi emmare ne demekti? Emreden nefis, emmar, şiddetle emreden. Nefsin en aşağı mertebesi, en sakin mertebesi. Nasıl diyelim? Dini, imanı, aklı, mantığı, vicdanı, bunları dinlemek istemiyor. Benim dediğim olsun. Benim menfaatli dediğimi insanın bütünlüğü de menfaat olarak kabul etsin. Patron benim dediğime gelsin diyor yani. Nefis aslında bir hizmetçi. Cenab-ı Hak nefsi yaratmış ki beka aleminden gelen ruh, İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise sirruh böyle ifade ediyor. Mektubat-ı Rabbani'de öyle hatırlıyorum yani. Ruhu bedene nefisten aşık etmiş. Yani bağ kurmuş, ikisinin arasında birbirine bağlamış. Yoksa ruh başka bir şey, beden apayrı bir şey. Ama nefis ruha da böyle lezzetler gönderiyor. Diğer taraftan bedenin de dilinden anlıyor. Bedenin yaşaması için ne lazım? Bunu nefis biliyor. Ruh normalde bedenin ilgi şeyleriyle niye ilgilensin ihtiyaçlarıyla? Ruhun apayrı bir dünyası var. Ruhun rızkı yok ki öyle. Mesela ekmek yememizden ruh eğer nefis olmasa ne anlasın? Ama nefis vasıtasıyla ruhun da ondan bir hissesi oluyor, bir tesiri oluyor. Yani menfaatini, zararını bedenin ruh nefisten tanıyor. Ama bu nefis ben patron olacağım derse de insanı cehenneme doğru sürüklüyor. Çünkü nefisin kafası bedeni olana çalışır, kısa vadeli olana çalışır, uzun vadeliyi görmez. Mesela işte yolun sonu uçurum olsun. Fakat uçurumun kenarına da bir şey konmuş olsun. Oyuncak konmuş olsun, şeker konmuş olsun. Bak çocuk gider oraya. Canı çekiyor. Şeker var orada, oyuncak var orada. Öyle bir şey benim başıma gelmişti. Uçurum değildi ama daha böyle acıklı bir şeydi. Anlatayım anlatmayayım şimdi, milletin midesini kaldırmayayım. Benim babam hayvanlara bakıyordu. Anlatayım hadi. Benim kendi hayatımdan bir örnek olsun. Bu hayvan pisliklerinin biriktirildiği yere bizde akpun derler. Şimdi bayağı bir şey var. Birikmiş orada. Üstüne de bir tane nasıl gelmiş oraya, nasıl düşmüş bunu bilmiyorum ben yani. Bir traktör oyuncağı tam en ortasında düşmüş. Ben de o gün babamın yanına gitmişim. Abim de var mıydı bilmiyorum. Neyse oradan çıktık, babamın elindeydim. Ama çok küçüğüm yani. Diyeyim 5 yaşındayım belki. Babamın elindeydim. Onu gördüm. Şimdi şöyle bir şey. Biraz katı ama çok da katı değil. Yani altları katı da yani kurumuş güneşten ama üst taraf en üst yeni gelenler öyle değil. Abi koştum babamın elinden kurtardım koştum. Babam arkamdan anladı yapacağımı ama yetişemedi benim hızıma. Dur yapma etme diyene kadar ben 5 adım çıktım. En üst tepeye kadar vardım. Oyuncağı tuttum. Ama şimdi durunca ağırlık bir çekti. Hop içine belime kadar girdim.
Ondan sonra babam hem gülüyordu hem beni oradan çıkardı işte temizleyebildiği kadar ayakkabılarımı falan yıkadı. Allah rahmet eylesin. Yani öyle bir zahmet de çektirmiştik ona. Ama bak oradaki örnek neyi öğretiyor? İşte bak sonumu düşünmüyorum ben. Öyle bir gittim ki uçurum olsa gideceğim. Oyuncak gördüm orada. Nefis böyle işte arkadaşlar. Nefis insana sonunu düşündürtmüyor. Gençken insanın nefsi çok aktiftir. Gençler sonunu düşünmezler. Ne diyor Polat Alemdar? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ama düşünmek lazım. Sonunu düşünmeyen de insan olamaz. Allah bizi düşün diye yaratmış yani. Evet. Nefis böyle. Ve kalp de var insanda. Yani nefsi emmare, kalp. Bunları niye karşılıklı koydu? Kalpte büyük resmi görebilme yeteneği var. İnsanın kalbi, Cenab-ı Hak o kalbi büyük bir ayna olarak yaratmış. Evet, insan küçük ama kalp denilen şey, o tabii ki bu organla ilgisi yok onun. Yani bu organ bizim kalbin ne diyelim tezahürlerini hissettiğimiz yer. Kalbimizde büyük bir yansıma olduğu zaman bu kalbimiz hızlı atmaya başlıyor, hissettiriyor. Aralarında bir ilgi var. Şöyle de bir ilgi var. Bediüzzaman Hazretleri buna da dikkat çekiyor bir eserinde. Yani o kalp vücudu hayatta tutmakta neyse diğer kalpte manevi hayatı diri tutmakta öyle. Merkezi bir konumu var yani. O çalışıyorsa manevi hayat ayakta durur. Tıpkı bu bedendeki et parçası gibi. Ama onlar aynı şey değiller yani. Bu kalp vicdandan gelen şeyleri hissediyor. Diğer latifelerden gelen şeyleri hissediyor. Akıldan gelenleri alıyor. Vesaire vesaire. Orada büyük bir resim oluşuyor. Şimdi o büyük resmi görebilen için nefsin tuzağına düşmemek daha mümkün. İşte aczimizi, fakrımızı hissetmek. Bediüzzaman Hazretleri çok dikkat çekiyor. Acz, fakr, şefkat, tefekkür diyor benim mesleğimin adımları, hatveleri diyor. Niye bunu söylüyor? Bakın acz de, fakr da, şefkat de, tefekkür de resmi büyüten şeyler. Bir insan aczini hissettiği zaman kendisini görür, büyük resimde görür. Ne demek istiyorum? Ya ben şu an mesela elhamdülillah Cenab-ı Hak kimseye hastalık vermesin. Sağlıklıyım. Fiziğim, gücüm yerinde. Boyum işte atıyorum 1,80. Ne bileyim işte sağlıklı meziyetlere sahibim. Lezzet alıyorum, yiyorum, içiyorum vesaire vesaire. Ama bu benim bütünüm değil ki bu. Ben şu an sağlıklıyım. İşte taşı kaldırıyorum, masamı itiyorum, bilmem şu. Ulan diyorum, vay ben yapabiliyorum bunları ama bu benim büyük resmim değil ki. Bebekliğimi düşün, yaşlılığımı düşün, arada yaşadıklarımı düşün. Musibetleri düşün, belaları düşün, güç yetiremediklerimi düşün, dara düştüklerimi düşün. Benim kendi resmimi bütün olarak görebilmem, aczimi hatırlamamla mümkün. Aczimi hatırladığım zaman ben sadece böyle değildim demiş oluyorum yani. Ben sadece bu resimden ibaret değilim. Bu sarıladığım haşa sümme haşa, sanki bir ilah gibi haşa sümme haşa bir müstakilliği var. Kendi başına yapıyor, kimseye ihtiyaç duymuyor falan filan. Bu alımlı çalımlı yanım, benim aslım değil. Bunu ne sağlar? Aciz tefekkürü, fakr tefekkürü o da. Şimdi onu alıyorum, bunu alıyorum. Her şeyim tamammış gibi. Fakr ne diyor? Yo, sen onları kendin sağlamıyorsun ki. Daha ne ihtiyaçlarım var? Onları hep Allah sağlıyor. Nefes alıyorum. Ne zaman ürettim ben nefesi? Hani benim hiçbir yerde bir ortamda oksijen ürettiğim oldu mu? Atıyorum işte su içiyorum. Benim hiçbir yerde su ürettiğim oldu mu? Bak aslında benim ihtiyaçlarım karşılanıyor. Muhtaçlığım çok fazla. Bunu tutmak, şefkat, zaten aciz fakr bilinci, şefkat bilinciyle ilgilidir. İnsan kendi acizliğini anladın mı? Başkasına da şefkat eder. Bak o da resmi büyütüyor. Kendimden ibaret değil mi? Başkaları da böyle. Ramazan'da biz niye oruç tutuyoruz? Bir hikmeti de bu. Her ne kadar Dücane Cündioğlu inkar etse de, onun kuyruğuna düşen başkaları da inkar etse de, bir hikmeti de orucun insana fakirlerin halini hatırlatması. Zengin adam oruç tutuyor. Diyor ki ya bak dünyada böyle bir şey de varmış. Açlık da var yani. O zaman ben de insanlara yardımcı olmalıyım. Bu mana dünyasına katılıyor oruçla. Her birimizin dünyasına katılıyor.
durumumuza göre, ama onu tatmayana daha çok katılıyor. Çünkü o da tadıyor yani açlığın ne olduğunu. Öğreniyor. Büyük resimdir yine bu yani. Şefkat etmeyi öğreniyor oruç vasıtasıyla. Kendindeki zaaftan başkasına şefkat etmeyi düşünüyor. Çünkü ben de bunu yaşadım diyor. Şefkati en çok harekete geçiren nedir? Tecrübedir arkadaşlar. Mesela hatırlarsınız okulun ilk günü gittiniz. Üniversitenin ilk günü. O bocalama, o kayıt işlemleri sırasındaki işte sıkıntılar, yurt bulma falan filan eğer yaşadıysanız onları. Mesela onu hatırlıyorsanız bir tane öğrenci gördüğünüz zaman öyle sizin gibi bocalamış sağa sola koşuyor. Kardeş gel gel dersin, ben sana yardımcı olayım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben onları yaşadım, biliyorum, tecrübem var, gel sana göstereyim dersiniz. Nereden geldi bu şefkat? Yaşamıştınız çünkü siz de aynısını. Aczinizi, farklarınızı görmüştünüz. O empati aciz fakir bilincinden geldi. Tefekkür de zaten bunun bütünleyicisi. Yani tefekkür dışımızdaki manaları dünyamıza sokmaya çalışmak zaten. O da bir ölçüde resmi büyüten bir şey. Her neyse işte kalp bize büyük manzarayı gösteriyor. Uzun vadeli olanı, sonunu düşünenin ancak kahraman olacağını, asıl kahraman, ahiretin kahramanı, hidayet kahramanı diyelim. Böylesi kahramanlığını sonu düşünmekle olabileceğini, Allah'ı düşünmekle, ahireti düşünmekle, gaybı düşünmekle, imtihanı düşünmekle, helali haramı düşünmekle olacağını öğretiyor. Nefis ne diyor? Sonunu düşünen kahraman olamaz diyor. Polat Alemdar nefsi emmare aslında burada bu temsilde. Evet. İkincisi, az kalmış vaktimiz. Felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizlerini burada Bediüzzaman Hazretleri ayırdı. Şimdi her ne kadar felsefenin böyle bir dokunulmazlığı olsa da arkadaşlar, hani hakkında konuştunuz mu, insanlar hemen işte sen gelişmeye, bilime, tekniğe karşı mısın falan filan böyle, sanki modern medeniyete meydan okumuşsunuz gibi hemen üstünüze geliyorlar felsefe eleştirdiğiniz zaman. Fakat felsefenin ne kadar modern medeniyetin nasıl diyelim mimarı olduğu bir soru işaretidir. İşte geçenlerde okuduğum, burada da tanıttığım bir kitap vardı. Dünya tarihinde bilim ve teknoloji. Orada tekrar tekrar dikkat çekilen bir şey var. Teknolojik icatların büyük bir yekününü yani felsefe bilmeyen, hatta neredeyse zanaatkar sayılabilecek insanlar yapmıştır diyor teknolojinin. Daha sonra bilim adamları onların yaptığı teknolojiden hareketle biraz da tabii onun üzerine vesaire işin bilimsel tarafını bulmuşlardır diyor. Mesela Newton kütle çekim yasasını falan bulmuş ama diyor topçular o zaman çok gelişmişti diyor, top teknolojisi yükselişteydi. Yani çok iyi toplar üretilmeye başlanmıştı Avrupa'da. Topçular zaten o kütle çekim yasasını bir tecrübe olarak kullanıyorlardı. Hani hangi top atsak hangi hızda nerede nereye düşer bunu biliyordu topçular diyor. Newton onların o şeyinin yasasını çözdü diyor. Yani formülünü buldu. Yoksa tecrübi olarak onu topçular biliyordu. Bunun gibi yine başka misaller de vardı o kitapta. Elektrikle ilgili falan da vardı ama şimdi hatırıma gelmedi. Yanlış olmasın. Yani önce bir şey bulunuyor. Sonra onun yasası da bulunuyor ama arkasından geliyor bilim. Ta ki nereye kadar? İşte bu nükleer fiziğe kadar. Orada işler biraz değişiyor. O yüzden felsefe aslında çok da şey değil. Bu teknik anlamda gelişimin mimarı değil. Felsefe bir düşünme şeyi sağlıyor insana, yeteneği. Ama tehlikesi ne? Akidevi noktada sıkıntıları var felsefenin. Her felsefeci böyle olur demeyelim ama felsefenin metodunu esas kabul eden, İslam'ın değil de felsefenin merkezinde bir düşünce alışkanlığı geliştiren insan onunla sapkınlığa gidebilir. Çünkü İslam felsefenin kalıbına sığmaz. İslam'ın düşünce sistemi, delil yöntemi, mantığı, ne bileyim, bürhan üretmesi, sezgisi, şusu busu bunlar felsefenin kalıbına sığmaz. Daha aşkındır. İnsanı daha çok bütün olarak kabul ettiği için
sadece akıldan ibaret görmediği için daha aşkındır her yönüyle İslam. Ama felsefe insanın aklına merkeze almıştır. Üstelik onun aklın da çok seküler bir tarzını merkeze almıştır. O yüzden onun kalıbına her şey girmeyebilir. Üstad Hazretleri 30. sözde ne diyor Ene bahsinde? Felsefe Kur'an'a hizmet ederse, İslam'a hizmet ederse, kendini akide belirleme noktasında değil de akideye bürhan üretme noktasında konumlandırırsa, yani İslam akidesi belli, usulü belli, onun içinde kendisini de hizmetkar bilirse insanlık parlar diyor. Ama diyor eğer karşısına geçerse İslam'ın, felsefede dalalet birikir, nurlar İslam'da birikir, nübüvvette birikir yani. Bunu söylüyor. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Evet. Arkadaşlar, burayı şeye bağlayacaktık besmeleye ama vaktimiz kalmadı. Doğrusu burayı daha da çok konuşmak lazım. Ben istiyorum ki bu şeyler niye yapıldı, daha detaylı tefekkür etmeye çalışalım. O halde ne yapalım? Sadece başlıklarını okumuş olduk. Biraz daha bu kısmı ince okumaya çalışalım. Bir dahaki ders fazla ilerleyemedik ince okumada. Belki birkaç ders sürecek yani bu birinci işaret. Olsun, sürsün, ne olur ki. Bir eksiğimiz yok. Dediğim gibi arkadaşlar, bu bahisler, okuduğumuz bu haşir olsun, ileride okuyacağımız diğer bahisler olsun, bunlar örümcek ağı gibi. Yani imanımız birbirine kenetlenmiş durumda. Birisini yıktığınız zaman hepsine kastetmiş olursunuz. Birisini diktiğiniz zaman da hepsine yardım etmiş olursunuz. Biz de şu an haşir okuyoruz ama içimizde çok direkleri dikiyor şu anda haşir. İşte o haşir bahsinin içimizde tasavvufi manada, fıkhı batın anlamında neler diktiğine de burada bu birinci, ikinci, üçüncü ile üstad ufak bir işaret fişeği yaktı. Ama daha bahsedecek, onları önümüzdeki derslerde tefekkür etmeye devam edelim. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha.